galaksimizin sınırında neler olduğunu hiç hayal ettiniz mi? Samanyolu, zamanın başlangıcından bu yana insanların gözlerini büyülemiştir. İster çölün ortasında, ister bir dağın tepesinde olun, karanlık bir gecede muhteşem ve büyüleyici olmaya devam ediyor. Işık kirliliğinin olmadığı güzel yaz gecelerinde, bir gözlem aracına bile ihtiyaç duymadan gök kubbedeki yolunu takip edebiliriz. Tüm gökyüzünün etrafında ince bir bant oluşturur. Bu bantta 200 milyardan fazla yıldız bir araya toplanmıştır. Bunlardan yaklaşık 6000 tanesi dürbün ya da teleskop olmadan tespit edilebilir. Samanyolu'nun bizim galaksimiz olduğunu 20. yüzyıldan beri biliyoruz. Bu muazzam yıldız diski, şişkinlik olarak bilinen çok parlak, kompakt bir merkezi bölge ve daha küçük spiral kollardan oluşur. Samanyolu'nun tahmini çapı 100 bin ışık yılı ve kalınlığı 1000 ışık yılından fazladır. 1990'lardan bu yana gökbilimciler, galaksimizin basit bir sarmal galaksi değil, çubuklu bir sarmal galaksi olduğunu keşfetti. Merkezi şişkinliğin her iki yanında kısa bir yıldız çubuğu vardır. Samanyolu Güneş Sistemi'ne ve dolayısıyla Dünya'ya ev sahipliği yapmaktadır. Yerel grubun bir parçasıdır. Ve bu grupta Lanyake'ye ait başka süper kümesinin bir parçasıdır. Sevgili gezgin, merhaba. Bugün Samanyolu'nun tam kalbine doğru inanılmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Ancak bir sonraki maceranıza çıkmadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Teşekkürler ve iyi yolculuklar. Bir varmış, bir yokmuş. Bir efsane varmış. Bir zamanlar Hera, Yunan tanrılarının en yüce tanrısı Zeus'un karısıymış. Hera, Zeus'un başka kadınlardan olan gayrimeşru çocuklarını kıskanırmış. Herakles de bu çocuklardan birisiydi. Bir gün Hera, Herakles'in Alkmene adında ölümlü bir kadın tarafından emzirildiğini keşfetti. Öfke ve nefrete kapılan Hera, küçük Herakles'i acımasızca sütten kesti. Ama zavallı çocuk hala açtı. Oğlunun üzüntüsünden etkilenen Zeus, Hera uyurken onu göğsüne yaklaştırarak ona ölümsüzlük vermeye karar verdi. İlahi sütü içen Herakles, ölümsüz olmuş ve yatışmış. Bir süre sonra Hera uyanmış ve ne olduğunu anlamış. Bu onu korkunç bir öfkeye sürüklemiş. Herakles'i kendisinden uzağa fırlatmış. Bu sırada göğsünden birkaç damla süt damlamış. Gökyüzüne yayılmış ve bugün gördüğümüz Samanyolu'nu oluşturmuş. Samanyolu terimi Via Lactea'nın Latince çevirisidir. Via yol ya da patika, Latince Lacteus'a süt anlamına gelir. Dolayısıyla Samanyolu, sütlü yol anlamına gelmektedir. Galaksinin merkezi başlangıç noktamızdır ve galaksinin sınırına doğru ilerleyeceğiz. Samanyolu'nun sınırı galaksimizin galaksiler arası uzayla veya diğer galaksilerle buluştuğu bölgeyi ifade eder. Açıkça tanımlanmamış bir çizgi ya da sınır değildir. Daha ziyade galaktik merkezden uzaklaştıkça yıldız yoğunluğunun giderek azaldığı bir geçiş bölgesidir. Samanyolu'nun sınırı astronomlar için önemli bir ilgi alanıdır. Galaksimizde galaksiler arası uzay arasındaki etkileşimleri incelemelerini sağlar. Aynı zamanda daha izole ve galaksideki diğer yıldızlarla etkileşimlerinden daha az rahatsız olan yıldız nesnelerini gözlemleme imkanı sunar. Bununla birlikte
Samanyolu'nun yapısının karmaşıklığıyla sınırının kesin olarak belirlenmesi astronomi alanında aktif bir araştırma konusu olmaya devam etmektedir. Samanyolu, her biri içinde bulunduğu takım yıldızın adını taşıyan ana kollardan oluşur. En parlak kol yayda bulunur ve ötesinde galaktik çekirdek yer alır. Güneş sistemi uzun yıllar boyunca düşünülenin aksine Orion kolunun iç kenarına yakındır. Tüm kollar galaktik disk tarafından tanımlanan bir düzlemde uzanır. Çekirdeğin merkezi, şişkin ve küresel kümeler halo bölgesinde onun etrafında yörüngede döner. Önden bakıldığında Samanyolu devasa bir rozeti andırır. Işığın çoğu merkezi şişkinlikten spiral şeklinde çıkan kollardan gelir. Kolların malzemesi diskin geri kalanından sadece biraz daha yoğundur. Eğer spiral görülebiliyorsa bunun nedeni içindeki yıldızların çok genç ve özellikle parlak olmasıdır. Samanyolu'nun 4 ana spiral kolu vardır. Perseus kolu, Ecocross yolu, Sagittarius Carina kolu ve Ruler kolu. Dünyanın ve yıldızımız Güneş'in üzerinde bulunduğu kol, küçük bir kol olan Orion koludur. Samanyolu'nda bulunan yıldız popülasyonları, yaşlarına ve kimyasal elementlerine göre iki ana grupta sınıflandırılır. Popülasyon 1 en genç yıldızları içerir. Ağır elementler bakımından zengindirler ve yıldızlardan gelen maddeden oluşurlar. Bu yıldızların çoğu protostellar maddenin bol olduğu galaktik diskte bulunur. Popülasyon 2 daha yaşlı metal bakımından fakir yıldızlardan oluşur. Çoğu ise halede bulunur. Ancak bazıları şişkinlikte de bulunur. Genellikle tüm protostellar maddenin tükendiği küresel kümeler oluştururlar. Sonuç olarak yıldızlar artık orada oluşmaz. Her yıldızın arasındaki boşluğa yıldızlar arası ortam denir. Esas olarak hidrojen ve toz taneciklerinden oluşur. Samanyolu'nun görünür kütlesinin %10 ila %15'ini oluşturur ve galaktik diskte yoğunlaşmıştır. Dağılımı homojen değildir. Yoğun madde bulutları çok düşük yoğunluklu alanlarla dönüşümlü olarak bulunur. Görünür kütlenin %1'ini oluşturan toz taneleri her yerdedir. Bunlar 0.01 ila 0.1 mikron çapında küçük katı tanelerdir. Karbon, silikat veya demirden oluşurlar. Bir diğer konu ise su buzu ve amonyakla çevrili olmalarıdır. Küresel halo diski ve merkezi ampulü çevreler. Çapı 100 bin ışık yılından fazladır. Yoğunluğu çok düşük ve diskten uzaklaştıkça azalır. Halo, küresel kümelerden ve izole popülasyon 2 yıldızlarından oluşur. Galaktik merkezin yörüngesinde kendilerini diskten uzağa götüren yörüngeler üzerinde dönerler. Diskteki diğer yıldızların hareketini takip etmezler ve Güneş'e göre hızları yüksektir. Burada oturup bu videoyu izlerken gerçekten uzayda seyahat ettiğimize inanmak zor. Yine de gezegenimizin hareketini, Samanyolu içindeki tüm Güneş sistemi ile birlikte yaptığı hareketi ve aynı zamanda evrenin genişlemesinin bir parçası olarak galaksimizin hareketini takip ediyoruz. Çılgın bir koşuşturma içinde olduğumuzun, 600 km bölü saat hızla seyahat ettiğimizin farkında bile değiliz. Hareketlerin düzenliliği ve neredeyse sabit hız bunu hissetmediğimiz anlamına geliyor. Samanyolu neredeyse 240 milyon yıldır kendi etrafında dönüyor. Bugün gördüğümüz takım yıldızlar, dinozorlar zamanında yoktu ve uzak gelecekte de olmayacak. Galaksinin dönüşü farklılaşmıştır.
Çünkü merkezdeki yıldızlar ve gök cisimleri daha uzaktakilere göre daha kısa bir dönme periyoduna sahiptir. Samanyolu içinde başka birçok hareket vardır. Yıldızların, yakındaki yıldızların yerel çekiminden kaynaklanan kendi hareketleri vardır. Galaksi boyunca hareket ederler. Örneğin Güneş'in galaktik merkez etrafındaki dönüşünün üzerine bindirilmiş kendi hareketi vardır. Herkül takım yıldızındaki Mu yıldızına doğru ilerlemektedir. Samanyolundaki açık ve küresel kümeler ve hatta nebulalar gibi diğer tüm nesneler de hareket eder. Küresel kümelerin hareketi oldukça özeldir. Yaşlı yıldızlardan oluşan bu yoğun kümeler, galaksinin çekirdeği ve diski etrafındaki küresel bir bölgeyi doldurur. Diskten daha uzun ve eğimli olan eliptik yörüngeleriyle galaktik merkezin etrafında dönen uydular gibidirler. Hareket eder ve diskten düzenli olarak geçerler. Yoğunlukları kararlılık sağlar. Ancak Samanyolu düzlemiyle etkileşimleri parçalanmalarına neden olur. Açık kümelerse genellikle spiral kollarda parçalanır. Bu kümelerdeki yıldızlar daha genç ve daha incedir. Samanyolu'nun galaktik merkezi ya da merkezi şişkinliği yaklaşık 10.000 ışık yılı genişliğinde bir küre olarak kabul edilir. Toz ve gaz optik dalga boylarında görülmesini engeller. Tüm bu unsurlar olmasaydı Samanyolu'nun bir yıldız gibi parlayan çekirdeğini hayranlıkla izlerdik. Gökyüzündeki en yoğun radyo kaynaklarından biri olan Sagittarius A, yay takım yıldızında galaktik merkeze doğru uzanır. Çok büyük ve kompakt bir cisimdir. Etrafındaki yıldızların hızlı hareketleri, kütlesinin Güneş'in 4 milyon katına eşit olduğunu tahmin ederek onu karakterize etmemizi sağlıyor. Yıldızları bu kadar hızlı hareket ettirebilecek kadar güçlü tek aday, süper kütleli bir kara delik olabilir. Gökbilimciler, diğer galaksilerin çoğunun çekirdeğinde de süper kütleli bir kara delik olduğu konusunda hemfikir. Kara deliklerin boyutları küçükten süper kütleye kadar değişebilir. Bilim insanları, çoğu kara deliğin dev yıldızlar süpernovaya dönüştüğünde oluştuğuna inanıyor. Ezilme kuvvetleri o kadar güçlüydü ki, yıldız küçük ve ölçülmesi zor hale gelene kadar çöktü. Bu küçük noktaya kara delik deniyor. Ancak kütlesi Güneş'inkinden çok daha büyük. Zamanla kara delikler evrimleşerek etraflarındaki toz ve yıldızları yutar. Kara delikler genellikle olay ufku olarak bilinen bir çemberle çevrilidir. Bu çemberin içine girdiğimizde kuşkusuz biz de içine çekiliriz. Sagittarius A'nın olay ufku 13 milyon kilometre genişliğindedir. Etrafında yutulacak bir şey kalmadığı için oldukça sakin gözüküyor. Sagittarius yıldız bulutu özellikle karanlık bir gökyüzünde çıplak gözle görülebilir. Samanyolu'nun parlak bir yoğunlaşması olarak görünüyor. Yay A ise sadece kısa bir mesafe uzakta olmasına rağmen tamamen görünmez kalıyor. Şimdi yavaş yavaş şişkinlikten uzaklaşacağız ve yeni ufuklara doğru yol alacağız. Serpentarius takım yıldızında bulunan ve Kelebek Nebulası olarak da bilinen M29 gezegenimsi nebulası diğer nebulalardan farklıdır. Yıldızlar yaşamlarının sonunda gerçekten zarif şekillere bürünürler. M29, Güneş gibi düşük kütleli yıldızlardır ve öldüklerinde gazlı dış katmanlarını dışarı atarak beyaz cüceye dönüşürler. Dışarı atılan bu gaz, daha sonra birkaç bin yıl boyunca yerinde kalacak bir gezegenimsi bulutsu oluşturur. M29 gezegenimsi bulutsusu bizden yaklaşık 2100 ışık yılı uzaklıkta yer alır.
ve açıkça bir kelebeği andıran bir şekil almıştır. Ayırt edici özelliği, merkezinde bir değil, iki yıldızın ortak bir çekim merkezi etrafında dönmesidir. NGC 6838 olarak da bilinen Messier 71, Ok takım yıldızında bulunan bir küresel kümedir. Messier 71 yaklaşık olarak 27 ışık yılı boyunca uzanır. Çok az sayıda değişken yıldız içerir. Küme gökyüzünde dürbünle görülebilen 8 büyüklüğünde dağınık bir parlak nokta olarak ortaya çıkar. Görünür büyüklüğü ayın çapının 5'te 1'i kadardır. Messier'in kataloğunda Ok takım yıldızında yer alan tek nesnedir. Gökbilimciler uzun zamandır M71'in çok yoğun bir açık küme olduğuna inandıkları için M71 pek çok tartışmaya konu olmuştur. Oysa şimdi çok zayıf bir şekilde yoğunlaşmış bir küme olduğu anlaşılmıştır. NGC 5139 olarak da bilinen Omega Centauri, Centauri takım yıldızında bulunan küresel bir kümedir. Kümeleri ve aile dağılımlarını incelemek ve keşfetmek, galaksinin bir kümenin gelişimi üzerindeki etkilerini anlamak için önemlidir. Küresel kümeler, galaksimizin doğuşunun başlangıcında oluşmuştur ve zaman yolunun etrafında bir küre şeklinde dağılmışlardır. Küresel kümelerin merkezindeki alanlar çok yoğundur. Güneşin yakınındaki bölgeden yaklaşık 1000 kat daha yoğundur. Küresel kümeler galaksimiz boyunca eşit olarak dağılmamıştır. 4 dinamik aile, kimyasal bileşimleri ve galaktik merkezden uzaklıklarıyla tanımlanır. Hidrojen ve helyum dışında çok az veya çok fazla metal içeren kümeler vardır. En az metalik olanlar, galaktik halo olarak bilinen spiral galaksiyi çevreleyen çevresel bölgede bulunurlar. Bunlar en eski galaksilerdir. Halo, iç ve dış kümelere ayrılır. İlki galaktik merkezden Güneş'e olan uzaklıktan daha az bir mesafede, ikincisi ise Güneş'e olan uzaklıktan daha büyük ancak 200 bin ışık yılından daha az bir mesafede bulunur. Dış halo kümeleri ise galaktik merkezden 200 bin ışık yılından daha uzaktadır. Yüksek metalik küresel kümeler, süpernovalar tarafından yıldızlar arası ortamdan atılan metal bakımından daha zengin maddeden oluşur. Bu kümeler bu nedenle daha gençtir. Disk kümeleri olarak da bilinirler ve galaktik disk olarak bilinen spiral bir galaksinin en yoğun merkezi bölgesinde bulunurlar. Omega Centauri'ye dönecek olursak, evrenin ilk milyar yılında oluştuğu düşünülüyor. Bu da ona yaklaşık 12 milyar yıllık bir yaş veriyor. Çapı 253 ışık yılı. Samanyolu'nda bilinen en büyük küresel küme. Omega Centauri'nin 10 milyar yıldan daha yaşlı, yaklaşık 10 milyon sarı turuncu dev yıldız içerdiği düşünülüyor. Bu da Omega Centauri'ye 4 milyon güneş kütlesine eşdeğer bir kütle kazandırır ve onu galaksideki en büyük küresel küme yapar. Yerel gruba kadar uzandığında bile kütle ve parlaklık açısından sadece Mayal 2 onu geçiyor. Omega Centauri'nin merkez bölgesinde yıldızlar o kadar çoktur ki gökbilimciler aralarında sadece 0.1 ışık yılı olduğunu tahmin eder. Yıldızlar yaş ve metaliklik açısından büyük farklılıklar gösterir. Genel olarak küresel kümeler içindeki yıldızlar daha tek düze ve daha yaşlıdır. Omega Centauri'de ise birkaç nesil yıldız vardır. Bu özgünlük gökbilimcilerin ilgisini çekmiş ve Omega Centauri'nin Samanyolu tarafından yutulmuş küçük bir galaksinin kalıntısı olabileceği düşünülmüştür.
bu ilkel galaksinin çekirdeği, kendisini galaksimizin halesi içinde yörüngede bulmuş ve Omega Centauri'ye dönüşmüş olabilir. Omega Centauri çıplak gözle kolayca tanınır ve antik çağlardan beri de öyle olmuştur. Milattan sonra 150 gibi erken bir tarihte Batlamyus onu Almagest yıldız kataloğuna dahil etmiştir. Gökyüzünde bir yıldızdan ziyade dağınık bir nokta olarak görünür. Eğer küçük bir alet kullanırsanız, yüzeyindeki birçok küçük yıldızı seçebilirsiniz. Buradan Dünya'ya ve Güneş Sistemimize yakın bir bölgeye varıyoruz. Güneş Sistemi, diğer şeylerin yanı sıra gezegenimiz Dünya'ya da ev sahipliği yapmaktadır. Güneş bize en yakın yıldızdır. Bu yüzden diğerlerine kıyasla devasa görünür. Ancak yine de gece gökyüzünde parladığını görebildiğimiz diğer binlerce yıldıza benzer. Güneş dışında gezegenler Güneş sistemindeki en büyük nesnelerdir. Bunlardan 8 tanesi 3 farklı ailede gruplandırılmıştır. Telürik gezegenler ve dev gezegenler. İlk kategori Dünya, Merkür, Venüs ve Mars'ı içerir. Karasal gezegenler Güneş'e en yakın olanlardır. Boyutları mütevazidir, atmosferleri vardır. Merkür bunlara dahil değildir ve kalanlarsa kayalıktırlar. Dev gezegenler Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ü içerir. Büyük ve çoğunlukla gazdan oluşurlar. Çoğu gezegenin doğal uyduları olan bir ya da daha fazla uydusu vardır. Dört dev gezegenin her birinin sanki bir model güneş sistemi gibi yörüngesinde dönen çok sayıda uydusu vardır. Örneğin Jüpiter'in en büyüklerinden biri olan Ganymede'de dahil olmak üzere bilinen 92 uydusu vardır. Dev gezegenler ayrıca halkaların varlığıyla da karakterize edilir. En iyi bilinenleri Satürn'ün halkalarıdır. Bunlar küçük toz ve buz parçacıklarının yanı sıra kayalık parçalardan oluşur. Orion Nebulası olarak da bilinen Messier 42, Dünya'ya en yakın dağınık nebuladır. Bu gaz ve toz bulutu, yakınlıkları nedeniyle gökbilimciler tarafından tespit edilen gerçek bir yıldız fidanlığıdır. Diğer dağınık nebulalar gibi Orion Nebulası da floresan olarak bilinen bir fenomen sayesinde parlamaktadır. Gaz atomları parlak yıldızın mor ötesi radyasyonu tarafından uyarılır ve bu da onların da ışık üretmesine neden olur. Yayılan renk atomların türüne bağlıdır. Nebulalarda atomların çoğunluğu kırmızı ışık yayan hidrojendir. Sülfür de aynı renkte ışık yayar. Oksijen yeşil renkte parlar. Ne yazık ki geceleri gözlerimiz renkleri ayırt edemez. Bu yüzden bize çoğunlukla gri görünürler. Ancak Orion Nebulası yüksek kontrastı sayesinde bu kuralın bir istisnasıdır. Messier 42'yi dürbünle gözlemlemek kolaydır. Orion'un kılıcının yıldızlar arasında küçük bir bulut gibi görünüyor. Teleskopla bakıldığında ise merkez bölgesinde yeşil renk görülebilir. Bu renk tonu daha güçlü bir teleskopla doğrulanır. Gözlerimiz geceleri kırmızı körüdür. Bu da Orion Nebulası'nda hidrojen atomları oksijen atomlarından çok daha fazla olmasına rağmen bu rengi neden göremediğimizi açıklar. Nebula yaklaşık 24 ışık yılı uzunluğundadır. Aslında Orion bulutu adı verilen daha da büyük bir gaz ve toz bulutunun sadece ana parçasıdır. Orion bulutsusunun kalbinde 2 milyon santigrat derece sıcaklığa ulaşan muazzam bir gaz kabarcığı yatmaktadır. NGC 7000 veya Amerika bulutsusu olarak bilinen Kuzey Amerika bulutsusu, Hu takım yıldızında yaklaşık 1890 ışık yılı uzaklıkta yer alır.
adını Kuzey Amerika'nın silüetini çağrıştıran şeklinden alır. Pelikan olarak bilinen başka bir nebulanın yanında yer alıyor. Birlikte muazzam bir hidrojen bulutunun görünen kısmını oluşturuyorlar. Bu iki nebuladaki gaz kütlesinin yaklaşık 5000 güneş kütlesi olduğu düşünülüyor. Gökbilimciler, bulut suların ışıldaması için gereken enerjinin yakındaki süper dev yıldız Deneb tarafından sağlandığına inanıyor. Samanyolu'nda en az onun kadar büyük başka bulut sularda olmasına rağmen, Amerika bulut susu çıplak gözle görülebilen tek bulut sudur. Mükemmel gözlem koşulları altında görülebilirler. Büyüklüğü 5 olan bir yıldızda aynı ışığı yayar, ancak o kadar geniş bir alana yayılmıştır ki fark edilmesi daha zordur. Sadece parlak yıldız Deneb'i tespit edin ve Amerika kıtasının şekli hemen yanında görünecektir. Amerika Nebulası ve Pelikan Nebulası'nın her birinin çapı yaklaşık 50 ışık yılıdır. Birbirlerinden soğurma bulutlarıyla ayrılırlar. Kuzey Amerika bulut susunun yakınında Alfa Cygni yıldızı bulunmaktadır. Daha çok Deneb olarak bilinen Alfa Cygni, değişken bir beyaz üst dev yıldızdır. Kuğu takım yıldızındaki en parlak yıldız ve gökyüzündeki en parlak 19. yıldızdır. Büyüklüğü 1.25'tir. Yüzey sıcaklığı 8200 santigrat dereceye ulaşır. Kütlesi yaklaşık 20 güneş kütlesidir. Alfa Cygni'nin yıldız rüzgarı her yıl bir güneş kütlesinin 0.8 milyonda birini kaybetmesine neden olur. Deneb, Vega ve Altair ile birlikte yaz üçgenini oluşturur. Yaz, gökyüzünün en önemli simgelerinden birisidir. Bu yıldız grubu, tek bir takım yıldıza ait olmadan belirgin bir desen oluşturur. Bu bir asterizmdir. Deneb, Kuğu takım yıldızına, Vega Lyrae'ya ve Altair Kartal'a aittir. Deneb, bizden en uzakta olmasına rağmen, aşırı parlaklığı sayesinde çıplak gözle diğer ikisi kadar görülebilir. Vela Pulsar olarak da bilinen bu genç pulsar, Vela takım yıldızında dünyadan yaklaşık 959 ışık yılı uzaklıkta yer alır. Vela Pulsarı, yengeç pulsarı ile birlikte 1968 yılında Sydney Üniversitesi'nden gökbilimciler tarafından keşfedilen ilk genç pulsardır. Samanyolu'nun kenarında daha uzakta yer alan yengeç pulsarı hakkında daha sonra daha fazla konuşacağız. Pulsar kelimesi, titreşen yıldızın kısaltmasıdır. Bu cisimlerin temel özelliği, düzenli ve son derece hızlı radyo atımları şeklinde radyasyon yaymalarıdır. Tek bir atım, onlarca milisaniyeden en fazla onlarca ya da yüzlerce saniyeye kadar değişebilir. Bir atımın şekli ve periyodu bir atarcadan diğerine değişir. Ancak her biri için nispeten sabit kalırlar. Değişimler sadece uzun periyotlarda tespit edilebilir. Pulsarlar, atımlarının düzenliliği sayesinde gerçek birer kozmik kronometredir. Yengeç pulsarından daha yaşlı olmasına rağmen, yelken pulsarı hala çok düşük dönme periyoduyla tanımlanır. Bununla birlikte pulsarın dönüşündeki bir yavaşlamayı takiben, dönüş periyodundaki ani değişimler olan etkileyici sayıda aksaklıkla karakterize edilir. Vela pulsarı, Vela XYZ olarak bilinen bir bölgenin merkezi enerji kaynağıdır. Bu süpernova artçı ışıması çok sayıda pulsara ev sahipliği yapmaktadır. Radyo aralığındaki en parlak artçı ışımalardan birisidir. Sarmal bulutsu olarak da bilinen NGC-7293 gezegenimsi bulutsusu Kova takım yıldızında yer alır. Şekli genellikle insan gözüne benzetilir ve bu nedenle
kendisine Tanrı'nın gözü lakabı verilmiştir. Dünyaya en yakın gezegenimsi nebulalardan birisidir. Aynı zamanda astronomi meraklıları tarafından en yakından gözlemlenenlerden birisidir. Dünyadan 650 ışık yılı uzaklıkta yer alan bulutsu, iç içe geçmiş iki halka şeklinde görünür. Merkezdeki beyaz cüce, kırmızı tozdan oluşan bir diskle çevrilidir ve çevresindeki tüm gazı floresan hale getirir. Bulutsu, 5.74 ışık yılı çapında bir alana yayılıyor. Gökbilimciler, bulutsunun yaklaşık 12 bin yıl önce genişlemeye başladığına inanıyor. O dönemde çıplak gözle görülebilen kırmızımsı bir yıldız kaybolmadan önce parlaklığını arttırdı. O zamandan beri onun yerine bulutsu taç küresini gittikçe daha geniş ama daha soluk ve daha da soluk olarak yaydı. Renkler, yıldızın ömrünün sonunda fırlattığı atomların türüyle bağlantılı. Kırmızı hidrojene, mavi ve yeşil oksijene, sarıysa nitrojene karşılık gelir. Bu elementler uzaya yayılarak çevredeki atmosferin bileşimini zenginleştirir. Dünyaya yakınlığı nedeniyle Helix bulutsusu bize zengin ayrıntılar sunuyor. Kuyruklu yıldız kuyruklarına benzeyen nesneler etkileyici sayılarda fotoğraflanmış olup, nebula içinde 20 binden fazla yuvalanmıştır. Bunların farklı sıcaklıklardaki gaz bölgeleri arasındaki çarpışmaların sonucu olduğu düşünülüyor. Dünyadan dürbünle bakıldığında NGC 7293 mükemmel bir gökyüzünde gri bir disk olarak görünür. NGC 3324, Carina bulutsusu olarak da bilinen NGC 3372'nin kuzeyinde yer alan bir emisyon bulutsusudur. Carina bulutsusunun kaotik, gaz ve toz bakımından zengin bir bölgesinde yer alan NGC 3324, birkaç milyon yıl önce birçok sıcak, büyük kütleli yıldızın oluşumuna tanık oldu. Bu genç yıldızların radyasyonu ve yıldız rüzgarları bulutsudan maddeyi dışarı atarak bulutsu içinde bir oyuk oluşturur. Dışarı atılan madde, ünlü Şilili şair Gabriela Mistral'in yüzü olarak bilinen ışıklı bir bölge oluşturur. Carina bulutsusu, NGC 3372, bilinen en parlak ve en büyük bulutsulardan biridir. 300'den fazla ışık yılı boyunca uzanır. En parlak ve en büyükleri Eta de la Carène olan çok sayıda süper dev yıldız içerir. Eta de la Carène, gururla Güneş'ten 120 kat daha büyük bir kütleye ve 4 milyon kat daha büyük bir parlaklığa sahiptir. Günümüzde 4.5 büyüklüğündedir ve çıplak gözle zayıf bir şekilde görülebilir. Ancak geçmişte onu Sirius'un hemen ardından ikinci en parlak yıldız yapan devasa bir patlama geçirmiştir. Bu olay güçlü bir madde püskürmesine yol açmıştır. Daha zayıf patlamalar bugüne kadar devam etti. Bir gün son derece kararsız kalan Eta de la Carène olağanüstü bir süpernovayla patlayacaktır. Carina bulutsusunu dünyadan örneğin Batı Hint adalarındaki yengeç dönencesinden gözlemlemek kolaydır. Çıplak gözle bakıldığında bir büyüklüğünde güzel bir gri bulut olarak görülür. Dürbünle bakıldığında bu bulut iki parça halinde daha karmaşık bir hal alır. Bir diğer yandan Eta de la Carène yıldızı herhangi bir alet olmadan turuncu görünür. Carina bulutsusunun içinde anahtar deliği bulutsusu olarak bilinen tuhaf bir nesne vardır. Bu, soğuk moleküler ve tozdan oluşan küçük, karanlık bir buluttur ve aynı zamanda sıcak, floresan gazdan oluşan parlak filamentler içerir. Bu yapının çapı yaklaşık 7 ışık yılıdır. Güney Haçı takım yıldızında Kappa Crucis kümesi olarak bilinen ve mücevher kutusu olarak da adlandırılan NGC 4755 yer alır. Bu genç açık küme,
Güneş sisteminden yaklaşık 6440 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır. Görünür büyüklüğü yaklaşık 19 ışık yılıdır ve yaşının 16.4 milyon yıl olduğu tahmin edilir. Mücevher kutusu adı, mücevher benzeri yıldızlarının muhteşem, çok renkli ışıltılarından kaynaklanır. Kümenin merkezinde parlak yıldızlar, A şeklinde bir asterizm oluşturur. Ucu değişken bir süperdev olan HD 11904 tarafından işaretlenmiştir. Büyüklüğü 5.77'dir. A'nın çubuğu, büyüklükleri sırasıyla 6.92, 8.66, 7.1 ve 7.6 olan 4 hizalı yıldız tarafından oluşturulur. Son olarak, A'nın iki bacağı, iki mavi süperdev yıldız tarafından işaretlenmiştir. Akrep takım yıldızında bulunan ve Alfa Scorpii olarak da bilinen Antares, ana bileşeni ömrünün sonuna gelmiş bir kırmızı süperdev olan ve Antares A olarak adlandırılan bir çift yıldızdır. Hacmi Güneş'inkinden 680 milyon kat daha büyüktür. Büyüklüğünü daha iyi ifade etmek için, eğer boyutu Güneş sistemine indirgenmiş olsaydı, Mars'ın yörüngesini içine alırdı. Antares'in büyüklüğü 0.9 ila 1.8 arasında değişir. Güneş'ten yaklaşık 10 bin kat daha parlaktır. Ancak yüzey sıcaklığı Güneş için 5500 santigrat dereceye karşılık, yaklaşık 3600 santigrat derece ile daha düşüktür. Yakın gelecekte Antares bir süpernova olarak patlayacak ve birkaç hafta boyunca gökyüzünde parlak bir şekilde parlayacak. Süperdev'in yoldaş yıldızının adı Antares B'dir. 5.5 büyüklüğünde bir cüce yıldızdır. Antares A'dan çok daha az parlak. Ancak yine Güneş'ten 170 kat daha parlaktır. Parlaklığı ve Antares A'ya yakınlığı nedeniyle Antares B'yi gözlemlemek zordur. Ancak iyi bir gözlem aletiyle Antares B yeşil görünür. Bu bir kontrast etkisidir. Antares'ten çok uzakta olmayan iki küme vardır. M4 Antares'e en yakın olanı ve aynı zamanda bize de en yakın olanıdır. Küresel bir kümedir. Ancak en görkemli küme değildir. M7 daha uzaktadır. Akrebin kuyruğuna yakın bir yerde bulunan açık bir kümedir. Dünyadan çıplak gözle görülebilir. M7, Ptolemy kümesi olarak da bilinir. Scorpius takım yıldızında bulunan açık bir kümedir. Güneş sisteminden yaklaşık 903 ışık yılı uzaklıkta yer alır ve yaklaşık 140 milyon yaşında olduğu düşünülmektedir. İyi gözlem koşullarında küme dünyadan çıplak gözle görülebilir. Eğer bir dürbün ya da teleskop kullanırsanız yıldızlar görünecektir. Kümeler gökyüzünde yıldızların genellikle olduğundan daha yoğun olduğu alanlardır. Bazı durumlarda yoğunluk oldukça belirgindir, ancak diğerlerinde daha azdır. Sonuç olarak kümeleri çevrelerindeki yıldızlardan ayırmak daha zordur. Yıldızların aynı kümeye ait olup olmadıklarını belirlemek için gökbilimciler hareketlerini inceler ve dünyadan uzaklıklarını ölçerler. Aynı kümeye ait yıldızlar aynı yönde hareket ederler. Dahası birbirine yakın görünen yıldızlar Güneş sisteminden aynı uzaklıktaysa kütle çekim kuvvetiyle birbirlerine bağlı olmaları mümkündür. Bu şekilde bir açık küme oluştururlar. Açık kümelerin boyutları yaklaşık 6 ila 30 ışık yılı arasında değişir ve ortalama boyutları yaklaşık 10 ışık yılıdır. Yıldızlar belirli bir şekli temsil etmeksizin değişken desenlerde düzenlenirler. Yoğunluklarına, toplam sayılarına, parlaklık farklarına ve kümenin gerçek boyutuna ya da dünyadan uzaklığına bağlı olan açısal boyutlarına göre sınıflandırılırlar. Sınıfları ne olursa olsun,
aynı açık kümeye ait tüm yıldızlar homojen kalır. Hepsi aynı gaz bulutsusundan oluştukları için hepsi aynı orijinal kimyasal bileşime sahiptir. Gökbilimciler aynı zamanda doğduklarını ve dolayısıyla aynı yaşa sahip olduklarını da öne sürmektedir. Yıldızlar yer çekimi kuvvetiyle birbirine bağlanırlar. Ancak bu bağ çok güçlü olmadığından açık kümeler yavaşça ayrışırlar. Açık kümelerin çoğu genç yıldızlardan oluşur ve Samanyolu'nun spiral kollarında konuşlanmıştır. Messier 4 bize en yakın küresel kümedir. Bir küresel küme, birkaç on ışık yılı gibi küçük bir yarıçap içinde birkaç yüz bin yıldızın bir araya gelmesiyle oluşur. Bugün galaksimizin etrafındaki geniş halede 150 küresel küme bilinmektedir. M4, Dünya'dan 7200 ışık yılı uzaklığıyla en yakın olanıdır. Çapı 75 ışık yılı olan bir kürenin etrafına dağılmış, sadece 70 bin yıldızla düşük bir yıldız yoğunluğuna sahiptir. Metalikliğine göre M4 yaklaşık 12.54 milyar yaşında. Samanyolu halesindeki kümelerin demir konsantrasyonu, Güneş'in demir konsantrasyonunun %1 ile 1/10 arasında değişir. Bu da iki alt gruba yol açar. Nispeten genç kümeler ve yaşlı kümeler. Messier 4 ilk kategoriye aittir. M4 gök kubbede Kırmızı Dev Antares'in batısında yer alır. Dürbünle bakıldığında dağınık, renksiz bir top olarak görünür. Teleskopla bakıldığında ise bu homojen parlak küme çok sayıda yıldızı gözler önüne serer. 2003 yılında gökbilimciler Hubble Uzay Teleskobunu kullanarak M4'te inanılmaz bir keşif yaptı. PCR B16-2026B adı verilen bu dış gezegen, bir beyaz cüce ve bir pulsarın yörüngesinde dönüyor. Jüpiter'in 2,5 katı kütleye sahip olduğu ve yaklaşık 13 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor. Bu dış gezegen, diğer M4 yıldızlarıyla aynı zamanda küresel kümenin kenarında oluşmuş olabilir. Dağınık nebulalarda koyu renkli toz bulutları gazla karışarak tanıdık şekiller oluşturur. Messier 8 nebulasında bir lagün ve Messier 20 nebulasında bir yonca bu şekilde şekillenir. Lagün ve Trifid nebulaları muhteşem bir manzara sunar ve oldukça verimlidir. Gökbilimciler embriyonik evrelerindeki genç yıldızları keşfetmişlerdir. Her iki bulutsu da Dünya'dan aynı uzaklıkta yer alır ve kesinlikle devasa bir gaz ve toz bulutunun yalnızca küçük bir parçasıdır. Lagün bulutsusu geceleri iyi görüş koşullarında çıplak gözle görülebilir. Dağınık bir nokta olarak görünür. Biraz daha kuzeyde iki yıldızı çevreleyen dağınık bir örtü olarak görünen Trifid bulutsusuyla çekici bir ikili oluşturur. Şimdi gelin daha yakından bakalım. Üçlü bulutsu ya da Messier 20, yay takım yıldızında Samanyolu'nun Erboğa kolundaki bir yıldız oluşum bölgesinde yer alır. Bulutsunun içinde NGC-6514 adı verilen açık bir yıldız kümesi bulunur. M20'nin üç loblu düzeni ona yonca bulutsusu adını vermiştir. Bulutsu, bugüne kadar bilinen yaklaşık 3100 yıldız içerir. Bunların yaklaşık 30'u büyük embriyonik yıldızlardır. 120 yeni oluşmuş yıldızsa hem karanlık koridorlara hem de parlak bulutlara dağılmıştır. Trifid nebulası bir emisyon nebulası olarak bilinir ve içinden geçen karanlık bir nebula ona kendine özgü bir görünüm kazandırır. Yıldızı gökyüzünde aşağı yukarı aynı büyüklükte ancak daha az parlak ikinci bir diskte parlak ışıklı bir disk olarak görünür.
Her diskin merkezinde biri üçlü yıldız olmak üzere bir yıldız bulunur. Trifid Nebulası, gökyüzünün özellikle zengin bir bölgesinde yer alır ve Messier 8'in Lagoon Nebulası ile ilgili odağını paylaşır. Lagoon bulutsusu olarak da bilinen Messier 8, yay takım yıldızında yer alır. İçinde birçok genç yıldızın doğduğu dağınık bir bulutsudur. Bu muazzam hidrojen ve toz bulutu, onu aydınlatan bir yıldızı 9 Sagittari'yi içerir. İki mavi devden oluşan bu ikili sistemin yörünge periyodu 9.1 yıldır. Her bir yıldız arasındaki mesafe 11 ila 27 astronomik birim arasında değişir. Yıldız, bulutsudan 1250 parsek uzaklıkta görünür. M8, Dünya'dan yaklaşık 4100 ışık yılı uzaklıktadır. Sadece 2 milyon yaşında genç ve sıcak yıldızların bulunduğu muhteşem bir açık küme olan NGC-6530'u içerir. Kümenin büyüklükleri orta bir aralığa yayılmış, ortalama yoğunlukta 50 ila 100 yıldız içerdiği düşünülmektedir. Lagoon bulutsusu, altılık büyüklüğü sayesinde ideal gözlem koşullarında çıplak gözle kolayca tespit edilebilir. Lyria Nebulası olarak da bilinen Messier 57, gezegenimsi nebulaların en iyi temsilcisi olarak bilinir. Gezegenimsi nebulalar olarak adlandırılmalarının nedeni ise, ilk gözlemcilerin dairesel şekilleri nedeniyle onları gezegen zannetmeleridir. Gerçekte evrimin ileri bir aşamasındaki yıldızlardan bir gaz zarfının yayılmasıyla oluşurlar. Güneşe benzer büyüklükteki yıldızların sönerken etraflarını saran görkemli taçlar gibidirler. Gezegenimsi bulutsuların merkezinde yıldızın çekirdeği bir süre daha parlamaya devam eder ve etrafındaki gazı aydınlatır. Küçük boyutu ve yüksek ısı içeriği nedeniyle beyaz cüce olarak adlandırılırlar. Lyria Nebulası'nın kalbinde sıcaklığı 100.000 santigrat dereceye ulaşır. M57, düşük yüzey parlaklığı ve 8.8 büyüklüğünden dolayı çıplak gözle kolayca tanımlanamaz. Ancak yerini tespit etmek kolaydır. Altair, Deneb ve Vega'dan oluşan yaz üçgenini aramanız yeterlidir. Messier 57, daha sonra Beta ve Gamma Lyria yıldızları arasında yer alır. Bulutsunun iç kısımları mavi-yeşil bir renk tonuna sahipken, halkanın dış bölgesi kırmızımsı bir renk tonuna sahiptir. Üç boyutlu şeklini tahmin etmek kolay değildir. Doğası gereği çok uzun ve iki kutuplu olabilir. Uzun atlamalı fotoğraflar, ana halkadan çok daha geniş uzantılar ortaya koyar. Ki bunların bulutsunun kendisi oluşmadan çok önce yıldız tarafından gerçekleştirilen madde püskürmelerinin sonucu olduğu düşünülmektedir. Altair takım yıldızında Dünya'ya en yakın ikinci küresel kümeyi buluyoruz. Caldwell 86 olarak da bilinen NGC-6397 yaklaşık 400.000 yıldız içerir. Samanyolu'nun merkezinden 19.550 ışık yılı uzaklıkta yer alır. Caldwell 86 eski bir küresel kümedir ve ağır metal oranı nispeten düşüktür. Küme çeşitli yıldız türleri içerir. Beyaz cüceler, düşük kütleli yıldızlar, kırmızı devler, değişken yıldızlar ve mavi başıboşlar. Kümede iki beyaz cüce kategorisi mevcuttur. Esas olarak karbon ve oksijenden oluşanlar ve esas olarak helyumdan oluşanlar. İkincisi, ana yıldız bir yıldız sisteminde madde değişimine maruz kaldığında oluşur. NGC-6397'de ayrıca iki tür kırmızı dev vardır. Bir tür, kümenin oluşumunun ilk günlerinde oluşmuştur ve bu nedenle ağır metal oranı düşüktür.
Diğer tipte ise hidrojen füzyonuyla üretilen malzemelerden oluşur. Bu nedenle yıldızlar ağır metaller açısından daha zengin ve çok daha sonra doğmuşlardır. Keltville 86 ayrıca çok sayıda değişken yıldız içerir. Metaliklikleri düşüktür ve periyotları 0.004 ila 2 gün arasında değişir. Ayrıca bu kategoride kataklizmik değişkenler de vardır. Bunlar beyaz bir birincil ve kütlesini ona aktaran bir yoldaştan oluşan bir tür çift yıldızdır. Bu kütle transferinin yıldız sisteminin ömrü boyunca sürmesi için yoldaşın lobunu kayayla doldurması gerekir. Bu, içinde madde bulunan ve yıldıza kütle çekimsel olarak bağlı olan gözyaşı damlası şeklinde bir lobdur. Son olarak birkaç mavi başı boş gezegen tespit edilmiştir. Yüzey sıcaklıkları 10.000 santigrat dereceye yakındır. 2020'de iki gökbilimci bir ara kara deliğin olası varlığını merak etti. Caldwell 86'nın kalbinde 1000 ila 2000 güneş kütlesi arasında bir kütleye sahip görünmez bir bileşen kalmış olabilir. Aynı gökbilimciler küresel kümenin merkezinde gizlenmiş 60 kadar yıldızsal kara deliğin varlığına ilişkin bir hipotez de geliştirmişlerdir. Gerçekten de kümenin merkezi görünmez madde içermektedir. Bu maddenin küçük boyutu, merkeze doğru yavaşça göç eden büyük yıldızların kalıntıları olabileceğini düşündürmektedir. Dünyadan 5500 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Omega bulutsusu ya da Ku bulutsusu olarak da bilinen Messier 17, sadece 1 milyon yaşında genç bir açık küme içeren bir emisyon bulutsusudur. Bulutsunun büyüklüğü 30 ila 34 ışık yılı arasındadır. Toplam kütlesinin yaklaşık 800 güneş kütlesi olduğu tahmin ediliyor. Gök kubbede dalgalanan bulutları çok büyük miktarlarda gazdan oluştuğunu düşündürmektedir. Oysa tam tersine, uçsuz bucaksız genişliğine rağmen bulutsunun kütlesi nispeten mütevazi kalmaktadır. Samanyolundaki en üretken yıldız fidanlıklarından birisidir. Yıldızlar burada çok yüksek bir oranda oluşur. Bulutsunun dış bölgelerinde şu anda devam etmekte olan yıldız oluşum aşaması yaklaşık 1000 yıldız üretmektedir. Bu genç küme toz bulutları tarafından gizlendiğinden gökbilimcilerin gözlemleri kızılötesinde yapılmak zorunda kalınmıştır. Nebula'nın çevresinde birkaç büyük yıldız tespit edilmiştir. Bunların kütleleri 5 ila 20 güneş kütlesi arasında değişiyor. Messier 17 gökyüzünde dağınık, yüksek kontrastlı bir nesne olarak görünür. Yayda çıplak gözle açıkça görülebilen Messier 24'ün yıldız yoğunlaşmasının hemen üzerinde görülebilir. Dürbünle bakıldığında merkezi bölgesi çok uzak olmayan bir yerde açıkça görülebilir. Sobieski'nin kalkanı takım yıldızı içinde bugün bilinen en zengin açık küme yer almaktadır. Bu Messier 11 olarak da bilinen vahşi ördek kümesidir. Adını teleskopla bakıldığında yıldızlarının V şeklinde dizilmiş gibi görünmesine borçludur. Amiral Smith, 1835 yılında bu cismi keşfettiğinde bir yaban ördeğinin uçuşunu hayal etmişti. Küme yaklaşık 3000 üyeden oluşmaktadır. Yıldızları kümenin merkezinden ayıran mesafe, genellikle Samanyolu'nda gözlemlenenden onlarca kat daha küçüktür. Messier 11 o kadar zengindir ki, gökbilimciler onu istisnai bir açık küme mi, yoksa sıradan bir küresel küme mi olarak adlandıracakları konusunda tereddüt etmişlerdir. Yıldızlarının 200 ila 250 milyon yıl arasındaki genç yaşı göz önüne alındığında,
istisnai açık küme statüsü korunmuştur. Kümenin büyüklüğünün 18 ila 27 ışık yılı arasında olduğu tahmin edilmektedir. Samanyolu'nun merkezinden yaklaşık 22.200 ışık yılı uzaklıktadır. 2007 yılında kümede 82 değişken yıldız bulunmaktaydı. Yaban ördeği kümesini çıplak gözle görmek çok zordur. Dürbünle bakıldığında Sobieski kalkanı takım yıldızında parlak bir nokta olarak görünür. Üçgen şekli onu diğer kümelerden ayırır. Kümedeki en parlak yıldız olan sarı turuncu bir süperdev teleskopla görülmesini kolaylaştırır. Messier 10 veya NGC-6254 küresel kümesi, Ophiuchus takım yıldızında Samanyolu'nun merkezinden yaklaşık 15.000 ışık yılı uzaklıkta yer alır. Kümenin yaklaşık 11.4 milyar yaşında olduğu düşünülmektedir. Messier 10'un çapı yaklaşık 83 ışık yılıdır. Büyük bir mavi yıldız popülasyonu içerir. Gözlemlendikleri bölgede 2 ila 5 milyar yıl önce oluştukları düşünülmektedir. Kümenin bir bütün olarak büyüklüğü 6.6 olmasına rağmen en parlak yıldızların büyüklüğü 13'tür. Kümede değişken yıldız sayısı çok azdır. Ve bugüne kadar bilinen yıldız sayısı sadece 40'tır. Gök kubbedeki büyüklüğü dolunayın yaklaşık 3'te 2'sine eşittir. Ve 6.6'lık büyüklüğü dürbünle gözlemlenmesini kolaylaştırır. Uzatılmış bir nokta olarak görünür. Samanyolu'nun merkezinden 14.700 ışık yılı uzaklıkta Ophiuchus takım yıldızında yer alan bir küresel küme olan M12 ya da NGC-6218 bulunur. Bu küme bir önceki Messier 10'a yakındır. İkincisinin 2 derecelik kuzeyinde ve 2 derecelik batısında bulunabilir. Küme yaklaşık 12.6 milyar yaşındadır. En parlakları 12 kadir olan yaklaşık 200 bin yıldız içerir. Kümede 13 değişken yıldız bulunur. Görünür büyüklüğü onu çıplak gözle neredeyse görünür kılar. Ancak doğru koşullarda dürbünle gözlemlemek daha kolaydır. Messier 16, yıldızlar arası gaz ve toz bulutundan oluşan bir açık kümedir. Bulut, yerçekimsel çökme yoluyla bir yıldız oluşum döngüsüne girdiği için yıldız doğum evi olarak da bilinir. M16, IC4703 olarak listelenen Kartal Bulutsusu adı verilen bir gaz bulutuyla çevrilidir. M16 kümesi yalnızca 5.5 milyon yaşındadır. Dolayısıyla yıldız oluşum süreci hala devam etmektedir. Büyük, sıcak ve genç yıldızlar içerir. Büyüklüğü -8.21'dir. M16 kümesi, parçası olduğu bulutsunun 30 yay dakikalık boyutuna kıyasla 7 yay dakikalık boyutuyla oldukça küçüktür. Bununla birlikte var olan en parlak kümelerden biri olmaya devam etmektedir. Işık kirliliğinin olmadığı durumlarda bulutsu dağınık bir nokta olarak görünerek dürbünle gözlemlenebilir. Kümenin bir düzine yıldızı da görülebilir. M1 olarak da bilinen yengeç bulutsusu dürbünle ya da küçük bir teleskopla hoş bir gri yama olarak görülebilir. Kış ortasında Samanyolu'nun yıldızlarla dolu arka planında göze çarpmaktadır. Messier 1, 1054 yılında gözlemlenen bir yıldız patlamasının kalıntısıdır. 1054 yazında Qing Hanedanlığı döneminde Çinli astronomlar Boğa takım yıldızında aniden Venüs'ten daha parlak hale gelen bir yıldız tespit etti. Bu yıldız, mavi-kırmızı bir misafir yıldız olarak tanımlanmıştır. Süpernova patlaması, Temmuz 1054'ten itibaren gözlemlendi
ve yaklaşık 2 yıl sürdü. Nisan 1056'dan itibaren parlaklığı yavaş yavaş azaldı. O zamanki yazılarda gün ışığında 3 haftadan daha uzun süre görülebildiği belirtildi. Gökbilimcilerin gördüğü şey tarihi bir süpernovaydı. SN 1054 olarak adlandırıldı. Patlama sırasında fırlayan enkaz yengeç bulutsusunu oluşturdu. Yengeç bulutsusu dünyadan yaklaşık 6300 ışık yılı uzaklıkta Boğa takım yıldızında yer alır. Çapı 10 ışık yılına ulaşmaktadır. Bir süpernova patlaması ile ilişkilendirilen ilk astronomik nesnedir. Nebula'nın merkezinde Yengeç Pulsar adı verilen bir pulsar bulunmaktadır. Yengeç bulutsusunda 25 yıldan daha uzun bir süre önce atipik bir yıldız olduğuna dair çok sayıda rapor olmasına rağmen 1967 yılında keşfedilmiştir. Yengeç pulsarı Güneş'ten yaklaşık 200 bin kat daha fazla enerji yayar ve saniyede yaklaşık 30 kez kendi etrafında döner. Bugüne kadar bilinen en enerjik pulsardır. Pulsar, nebulanın merkezi radyasyonunu üretir. Bu nedenle nebulanın yapısında önemli bir rol oynar. PSR B053121 olarak da bilinen yengeç atarcası, yaydığı ışınlar dönüşünün belirli bir bölümünde dünyaya doğru yönlendirildiği için optik, radyo, X ışını ve gamma ışını dalga boylarında gözlemlenebilir. Dönüşü günde yaklaşık 36.4 nanosaniye azalır. Bu da mevcut periyodunun 75 bin yıl içinde yaklaşık 1 saniye yavaşlayacağı anlamına gelir. Kaybolan dönme enerjisi, çevresindeki yengeç bulutsusunu ısıtan ışıma enerjisine dönüştürülür. Merkezinde madde birkaç hafta içinde değişir. Çapı bir ışık yılı olan madde filamentleri, ışık hızının yarısı kadar bir hızla atarcadan uzaklaşır. Pulsar tarafından yayılan ekvatoral bir rüzgar tarafından yaratılırlar. Pulsardan uzaklaştıkça dönüşümlü olarak parlar, kararırlar ve nebulanın ana kısmı boyunca yayılırlar. Merkezdeki en dinamik yapı, çevresindeki fırlatılmış maddeye doğru fırlayan kutupsal jetler yayar. Bu bir şok cephesi yaratır. Şekli ve konumu daha sonra hızla değişir. Progenitör yıldız, bir süpernovayla patlayan ilkel yıldızdır. Sadece beyaz cüceler ve büyük kütleli yıldızlar süpernova üretir. Büyük kütleli yıldızlar söz konusu olduğunda, yıldızın çekirdeği kendi üzerine çöker ve demir bir çekirdek içinde hareketsiz hale gelir. Geriye bir pulsar şeklini alabilen kompakt bir nesne kalır. Bir beyaz cüce yıldızın süpernova patlaması bir pulsar üretemez. Bu nedenle yengeç bulutsusu büyük kütleli bir yıldızdan oluşmuştur. Ata yıldızın kütlesi 8 ila 12 güneş kütlesi arasındadır. Orion'un doğusunda ve Büyük Köpeğin hemen kuzeyinde yer alan tek boynuzlu takım yıldızının en güzel nesnelerinden biri NGC 22379 olarak da bilinen rozet bulutsusudur. Bu, merkezinde NGC 2244 adı verilen genç yıldızlardan oluşan açık bir kümenin yer aldığı iyonize hidrojen bölgesidir. Bu yıldızlar, mor ötesi ışınlar yayarak bulutun aydınlanmasına yardımcı olurlar. Rozet bulutsusu, işlek bir yıldız fabrikası gibidir. Rozet bulutsusu, Güneş sisteminden yaklaşık 4700 ışık yılı uzaklıktadır. Louis Swift adlı Amerikalı bir astronom tarafından 1865 yılında keşfedildi. Bulutsu en geniş noktasında 130 ışık yılı boyunca uzanır. Kütlesinin Güneş'in yaklaşık 10.000 katı olduğu tahmin edilmektedir. Rozet bulutsusu kendi içinde birkaç NGC nesnesine bölünmüştür.
batı kısmı NGC-2237 olarak adlandırılır. Bulutsunun ilk emisyon bölgesi NGC-2246 olarak adlandırılır. Başka bir bölge NGC-2238 ve son olarak da bulutsu içinde çok genç bir açık yıldız kümesi oluşturan NGC-2244 olarak adlandırılır. Açık kümeler en çok tanınan yıldız sistemleridir. Birkaç düzine ile birkaç bin yıldızdan oluşurlar. Bu yıldızlar, aynı yıldızlar arası gaz ve toz bulutundan oluşmuş, aynı yaştaki kız kardeşler gibidir. Bununla birlikte, orijinal bulutsunun homojen olmaması ve oluşumları üzerindeki etkileri nedeniyle kütleleri büyük ölçüde değişir. Açık kümeler, genellikle kendilerini oluşturan bulutlarla bağlantılı kalırlar. Galaksinin merkezinin yörüngesinde dönerken, yüz milyonlarca yıl boyunca üyelerini kaybederler ve bu nedenle yıldızlarını uzun süre muhafaza etmezler. Açık kümeler zaman içinde durağan değildir. Fiziksel olarak değişir, yıldızlar yaşlanır ve ölürler. NGC-2244'ün yaklaşık 8 milyon yaşında olduğu düşünülmektedir. İçindeki yıldızlardan gelen mor ötesi radyasyon, bulutsunun hidrojenini iyonize ederek kırmızıya dönüştürür. Açık ve karanlık gecelerde rozet kümesi kış saman yolunun ortasında küçük gri bir leke olarak çıplak gözle görülebilir. Dürbünle bakıldığında küme yarım düzine parlak yıldızı ortaya çıkarır. Rozet bulutsusu kümeyi soluk, dağınık bir halkayla çevreler. Bir teleskopla görülebilir. Bir gaz ve toz bulutunun bir yere çökerek yüzlerce sıcak top oluşturması için tek gereken küçük bir yer çekimi rahatsızlığıdır. Yeterince yüksek bir sıcaklığa ulaşırlarsa, çekirdeklerinde nükleer reaksiyonları tetikleyecek ve parlamaya başlayacaktır. Yıldızlar nebulalarda bu şekilde doğar. Bu yıldız gruplarına açık küme denir. Ateşlendikten sonra genç yıldızlar bulutsuyu ışınlayarak parlamasını sağlar. Ancak nefesleri o kadar güçlüdür ki etraflarında bir vakum yaratırlar. Yıldız rüzgarları nebulayı bu şekilde oyar. Birkaç milyon yıl içinde rozet bulutsusu evrende tamamen dağılmış olacak. Ancak küme hala orada olacak. NGC-2244 kümesi en geniş noktasında 33 ışık yılı uzunluğundadır. Güçlü radyasyon ve yıldız rüzgarları üreten, çok sıcak yıldızlar olan birkaç O tipi yıldız içerir. En parlak olarak nitelendirilen yıldızlar, HD46223 ve HD46150'dir. Her ikisi de Güneş'ten 50 ila 60 kat daha büyüktür ve ondan 400 bin ila 450 bin kat daha parlaktır. Yine tek boynuzlu takım yıldızında yer alan NGC-2264, 9 milyon yaşında olduğu tahmin edilen oldukça genç bir açık kümedir. Güneş sisteminden yaklaşık 2080 ışık yılı uzaklıktadır. Maksimum büyüklüğü 24.2 ışık yılı olan küme bir dizi bulutsu barındırır. Bunlar emisyon bulutsuları, yansıma bulutsuları ve karanlık bulutsulardır. En iyi bilinenleri arasında dağınık koni bulutsusu yer alır. Diğer bulutsular gibi dağınık bulutsular da gaz ve tozdan oluşan yıldızlar arası madde bulutlarıdır. Ancak parlak emisyonlarıyla ayırt edilirler. Koni bulutsusu, bulutsunun alt kısmında bir üçgen şeklini alır. Merkezinde parlak bir yıldız olan 15 Monocerotis bulunur. Bu yıldız, dört parlak mavi-beyaz yıldızdan oluşan dörtlü bir yıldız sistemidir. Bulutsu parlaklığını bu yıldız sistemine borçludur. Samanyolu'nun merkezinden yaklaşık 31.310 ışık yılı uzaklıkta bulunan Messier 92,
aynı zamanda NGC-6341 olarak da bilinir. Bu bir küresel kümedir. Her kül takım yıldızında yer alır. Yaşının yaklaşık 13 milyar yıl olduğu tahmin edilmektedir. Kütlesi 330 bin güneş kütlesine eşdeğer ve çapı 109 bin ışık yılıdır. Nispeten yaşlı ve zengin bir kümedir. M92 içinde yaklaşık 15 değişken yıldız keşfedilmiştir. Dünyadan gözlemlemek zor bir iştir. Dürbünle bakıldığında dağınık beyazımsı bir nokta gibi görünür. İyi görüş koşullarında daha kolay ayırt edilebilmesi için bir teleskoba ihtiyaç vardır. Messier 13, Herkül takım yıldızında bulunan ve büyük Herkül kümesi veya NGC-6205 olarak da bilinen bir küresel kümedir. Messier kataloğundaki en büyük nesnelerden biri olan küme, Samanyolu'nun merkezinden 28.400 ışık yılı uzaklıkta yer alır. Metalikliğine göre yaşının yaklaşık 11.65 milyar yıl olduğu tahmin ediliyor. Küresel kümelerin merkezinde yıldızlar, diğer galaksilerin ortalamasından onlarca kat daha yoğun bir şekilde paketlenmiştir. Sonuç olarak çarpışabilirler. 1920'lerde Amerikalı astronom Harlow Shapley, küresel kümeleri en kompaktan en dağınık olana doğru 1'den 12'ye kadar sınıflandırmıştır. M13, 1V kümesi olarak sınıflandırılır ve 145 ışık yıllık bir alanda yaklaşık 100 bin yıldızı gruplandıran en kompakt kümelerden biridir. Büyük Herkül kümesinde 100 binden fazla yıldız bulunmaktadır. Merkezdeki yoğunluk, Güneş sistemini çevreleyen bölgedekinden 100 kat daha fazladır. Yıldızlar çarpıştığında mavi başıboş olarak adlandırılan büyük bir genç yıldız yaratırlar. En parlak yıldız 11.95 büyüklüğünde değişken bir kırmızı devdir. Büyük Herkül kümesinde bugüne kadar 64 değişken yıldız keşfedilmiştir. Messier 13 çıplak gözle görülebilirlik sınırındadır. Bununla birlikte dürbünle gözlemlemek oldukça kolaydır. Tam olarak aynı renkte olmayan iki yıldızla çevrili bulanık bir yıldız andırır. Teleskoplar aracılığıyla bu geniş ve zengin kümeyi gözlemlemek muhteşemdir. Galaktik merkezden en uzak bölgeye ulaştık. NGC-6093 olarak da bilinen Messier 80, Akrep takım yıldızında bulunan küresel bir kümedir. Güneş sisteminden yaklaşık 33 bin ışık yılı uzaklıktadır. Samanyolu'ndaki 147 küresel küme arasında M80 en yoğun olanlardan birisidir. Yaş ortalaması yaklaşık 13 milyar yıl olan bu küme, çoğunlukla yaşlı yıldızlardan oluşur. Bu yüz binlerce yıldız, yer çekimi tarafından bir arada tutulur. Kümenin merkezinde etkileyici sayıda mavi başıboş yıldız bulunmaktadır. Mavi başıboşlar, yaşlı yıldız kümelerinin içinde barınan ve genç görünen yıldızlardır. Yıldızın genç görünümü, bir yıldızın başka bir dev yoldaş yıldızdan madde çekmesi ve bu maddenin yavaş yavaş bir beyaz cüceye dönüşmesiyle açıklanmaktadır. Mavi başıboşlar vampir yıldızlarla karşılaştırılabilir. Bu da M80'in çekirdeğinde yıldız çarpışmalarının ve birleşmelerinin gerçekleştiğini gösterir. 1860 yılında bir yıldız aniden çok parlak hale geldi ve parlaklığını 7.5 büyüklüğünden 6.8 büyüklüğüne çıkardı. Bu parlaklık birkaç gün sürdükten sonra yıldız eski parlaklığına geri döndü. Bu, T Scorpii novasıydı. Şola olarak da bilinen Lambda Scorpii, Akrep takım yıldızında yer alır. Mavi bir süperdev ve Samanyolu'ndaki en parlak yıldızlardan biridir. Samanyolu'nun merkezinden yaklaşık 13 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan ve NGC-6402 olarak da bilinen M14, küresel bir kümedir.
yaklaşık 100 ışık yılı genişliğine sahiptir. İçerisinde 150 bin yıldız barındırır. Kümedeki en parlak 25 yıldızın görünen büyüklüğü 15.44, en parlak yıldızın büyüklüğü ise 14'tür. M14 nispeten eski, metal zengini bir kümedir. Bizden uzaklığı nedeniyle bir yıldız olarak gözlemlenmesi zordur ve sütlü, galaksi benzeri bir görünüme sahiptir. Palomar 1, George Abel'in Caltech'in Palomar Dağı gözlemevindeki ilk keşfi olan küresel bir kümedir. Bir cüce galaksi olmamasına rağmen Sagittarius cüce galaksisi ile aynı evrimsel geçmişe sahiptir. Kasiopya takım yıldızında bulunan Rho de Cassiopeia, Dünya'dan 3420 ışık yılı uzaklıkta sarı bir hiperdev yıldızdır. Samanyolu'nda bilinen sadece 12 hiperdev yıldızdan biridir. Bu da onu son derece nadir bir nesne yapar. Çapı Güneş'ten 450 kat daha büyük olup, yaklaşık 626.707.800 kilometredir. Ayrıca bizim yıldızımızdan 1 milyon kat daha parlaktır ve düzenli madde püskürmeleri onu daha da parlak hale getirir. Bizden çok uzakta olmasına rağmen, teleskop yardımı olmadan görülebilen birkaç yıldızdan biridir. Rho de Cassiopeia'nın büyüklüğü 4.5'tir ve diğer parlak yıldız Beta de Cassiopeia'dan çok uzak olmayan açık, karanlık gökyüzünde çıplak gözle görülebilir. Samanyolu bizim galaksimizdir. Yapısını, bileşimini ve evrimini inceleyerek, kendi güneş sistemimizin tarihini, kökenlerini ve evrendeki yerimizi daha iyi anlayabiliriz. Samanyolu hakkındaki bilgiler, başka yerlerde yaşamın var olma olasılığını değerlendirmemize de yardımcı olabilir. Dünyada yaşamın ortaya çıkması için gerekli koşulları inceleyerek ve Samanyolu'nda potansiyel olarak yaşanabilir gezegenler arayarak, evrendeki yaşamın ortaya çıkma sıklığını daha iyi tahmin edebiliriz. Galaksi hakkındaki bilgilerimiz, uzaklık ve kozmosun daha uzağındaki gök cisimlerini gözlemlemek için mevcut teknolojik kapasiteyle sınırlıdır. Şu anda gözlemlediklerimizin ötesinde bilinmeyen başka kozmik yapılar ya da olgular da mevcut olabilir. Güneş sistemimiz galaksinin sadece küçük bir parçası. Samanyolu'nun ötesinde trilyonlarca başka galaksiyle dolu uçsuz bucaksız bir evren uzanıyor. Gözlemlenebilir evren tahminen 100 milyar galaksi içeriyor. Her galaksi, yıldız, gaz, toz ve muhtemelen bizim güneş sistemimize benzer gezegen sistemlerinden oluşan bir koleksiyon. Yolculuğumuz burada, Samanyolu'nun kenarında sona eriyor. Ancak evrende daha gidilecek uzun bir yol var.